para politikaları açısından yani en önemli, en dokunulmaması gereken kurum. Ama Maliye Bakanı diyor ki biz bunu diyor çok diyor önemsizleştirdik diyor. Yani çok da şey değil diyor. Hı hı. Aynı Maliye Bakanı ya çıkıp gidip diyor ki ya kardeşim diyor bu bir en diyor nefret ettiğim şey diyor. Bu diyor bizim önümüze diyor yokuş koyan, ters yapan bürokratlar diyor. Bu diyor sistem diyor. Buna diyor deli oluyorum diyor. Ama diyor merak etmeyin diyor. Sizin istediğiniz gibi diyor her şeyi yaparız diyor. Gerekirse diyor bürokrasiyi al aşağı ederiz diyor. Cumhurbaşkanı var arkamızda diyor. Mevzuatı da değiştiririz. Nedir efendim diyor ya sen diyor yeter ki diyor gel bana yeter ki iste diyor. Şimdi böyle bir devlete yani böyle bir devlet yapısına dönüşmüş durumdayız. Hı hı. Kim neyi kontrol ediyor? Kim neyi denetliyor? Kim neye nasıl bir mesela Enerji Bakanı'nın haberi mi yok doğalgaz yani, yapılacak zamdan? Hiç zannetmiyorum. Zaten ben, yoksa bu çok vahim bir durum demektir yani. Hiç zannetmiyorum. Ben işte onun için işte zekamıza hakaret olarak algılıyorum. Yani. Gerçekten alay ediyorlar. Kimin haberi yok? Bunu artık bilemiyorum. Dalga mı geçiyorlar? Ben işte diyorum ya alay ettik. Önemsemiyorlar mı? Yoksa ya, gerçekten bir koordinasyonsuzluk mu var? Yani Et ve Süt Kurumu'nun başkanı bir normal bir ülkede çıkıp ya biz kuyruklar azalsın diye zam yaptık. Kuyruk çok oluyordu. Bu kuyruk biraz düşsün diye et fiyatlarını %48 arttırdık. Der mi? Der mi? Yani böyle bir şey alındı galiba bir yandan da değil mi? Evet görevden alındı. Dün sanıyorum 2 gün önceydi görevden alındı. Hı. Yani şimdi onun görevden alınması alınmamasının bir önemi yok ki. Yani bu ya bu ülkenin bakanları herhangi bir şey yani bu işin sorumluları bunları düzeltmekle görevli kişiler kendi başlarına bir irade açıklamasında bulunamıyorlar. Bırakın özgün bir politika uygulamayı, bırakın oraya bir kendi bakanlıklarına mühürlerini basıp orada efendim bir çözüm üretmeyi, bırakın o süreci. Peki Sayın Bey bir şey soracağım. İktidar bir süredir enflasyonla mücadeleyi nasıl yürütüyor? Marketlere zabıta göndererek, baskın yaparak ve sorumlu olarak onların fahiş fiyat uyguladığı teziyle kamuoyuna seslenerek yürütüyor değil mi mücadeleyi? Evet. Şimdi bu zabıtalar mesela BOTAŞ'a da gidebilir mi? Kardeşim siz ne yapıyorsunuz? Nereden çıktı bu %35 zam? Böyle fahiş zam mı olur diyebilir mi? Bu zabıtalar Türk Şekeri'de gidebilir mi? Siz bu halkın en temel gıdasını nasıl hem de Cumhurbaşkanı şöyle şöyle demişken, fiyat iyi demişken arttırırsınız diyebilir mi? Yani devlet yapınca fahiş değil, sonuna kadar geçiriyorlar zammı, her türlü oranları hiçbir şekilde sakınca bulmuyorlar. Ama bu zamların maliyete yansıdığını dikkate alarak diğer sektörler ürünlerinde bir zam yapınca vay siz nasıl fahiş zam yaparsınız? Ya bu işte yani bir teflon tava şeyi var, siyaseti var. Erdoğan ve AKP'ye iktidara, geniş anlamda da iktidara bir teflon tava gibi hiçbir sorumluluk yapışmıyor. Onların hiçbir sorumluluğu yok. Yani ya işte üreticidir soğan, ya soğan üreticisini bile baskın yaptılar ya depolarına baskın yaptılar. Terörist ilan ettiler. Efendim üretici terörist oldu, tüketici terörist oldu, marketçiler terörist oldu, stokçular dendi bilmem ne oldu. Ama hiç kimse dönüp bu yoksulluğun, bu pahalılığın gerçek sebebinin bu iktidarın belirli bir zümreyi koruyup onlara gelir aktarımı, onlara rant paylaşımı üzerinden kamu kaynaklarının çarçur edilmesi olduğunu, yani bu yoksullaşmanın aslında temel nedeninin yolsuzluk olduğunu hiçbir zaman tartışmadı, ortaya koymadı. Oradan hep kaçındı. Çünkü biliyor. Yani bu iktidar yaptıklarının, bu yolsuzluk ekonomisinin, bu hukuk tanımaz, keyfi, kamu kaynaklarını dilediğine dağıtmasının bu yoksulluğun, bu işsizliğin kaynağı olduğu, sebebi olduğunu biliyor ve bunu gözlerimizden saklamaya peki çalışıyor. Mesela BOTAŞ, sayın seyirciler, bu zam haberini az önce kamuoyuna duyururken cümleye şöyle başlıyor. Bilindiği üzere doğalgaz ithal bir enerji kaynağıdır. Bilindiği üzere doğalgaz ithal bir enerji kaynağıdır. Evet, gayet iyi biliyoruz Sayın BOTAŞ. Yani gayet iyi biliyoruz. Ama siz BOTAŞ olarak bu zamları yaparken, elektriğe onlar o zamları yaparken, akaryakıta o zamlar yapılırken, o zaman özel sektör ürünleri de
bu zamlarını duyururken şöyle diyebilir. Efendim bilindiği üzere ürünlerimizi üretirken doğalgaz kullanmaktayız, elektrik kullanmaktayız, bilmem ne kullanmaktayız. Ya bu nasıl bir çifte standarttır? Bu nasıl izah edilebilir? Fikret abi, hakikaten Cumhurbaşkanı Erdoğan şekere zam yapılacağından habersiz olabilir mi? Habersizse bu ne anlama gelir? Çünkü şeker çok temel bir ürün. Çok temel bir ürün yani. Enerji Bakanı bu gece doğalgaza zam yapılacağından habersiz midir? Gerçekten böyle bir şey olabilir mi? Artık bu kadar mı odakları, konsantrasyonları ve koordinasyonları bozulmuş olabilir? Siz ne dersiniz? Evet, yani Sayın Cumhurbaşkanı yürütme organının tek yetkilisi olarak bu tür kararlardan haberdar olması gereken birinci kişi. Bu bakımdan haberdar olmaması çok dikkat çekici. Ya bir koordinasyonsuzluk, yönetimde bir dağınıklık var ya da zamanlaması konusunda belki bir tarih karışıklığı olmuştur diye düşünüyorum. Enerji zamlarına geldiği zaman Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla, kararnameyle bunlar ilan ediliyor. Bundan şirketten haberin olmaması mümkün değil. Çünkü bu zam talebini zaten enerji şirketleri yapıyor. Maliyetimiz arttı, biz zarar ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nı ikna etmeye çalışıyorlar bu ürünlere zam yapılması için. Bu bakımdan şirketler de bunu biliyordur, bu zamların yapılacağını. Tabii elbette dışarıdan alınan bir ürün doğalgaz ama Türkiye'yi doğalgaz bağımlısı yaparak dışa bağlayan da bu iktidardır. Yani kendi orijinal kaynaklarını, örneğin güneş enerjisini, örneğin rüzgar enerjisini kullanmak yerine doğalgaz yatırım yapıp Türkiye'yi Rusya'ya, İran'a, Azerbaycan'a bağımlı kılan bu iktidarın enerji politikalarıdır. Oysa Türkiye gibi güneş zengini bir ülkede çok rahat güneş enerjisiyle maliyeti çok düşük bir elektrik üretimi sağlanabilir. Nitekim muhalefetin taahhüdü de bu yöndedir. Bakın en gelişmiş İskandinav ülkelerine gidenler göreceklerdir. Tamamen rüzgar enerjisine dönmüş durumdalar. Güneş görebilen ülkeler güneş enerjisine dönmüş durumdalar. Yani kuzey ülkelerine giderken denize inmek için denize yaklaştığı zaman, alçaldığı zaman uçak bütün körfezin rüzgar gülleriyle donatıldığını görürsünüz. Çünkü maliyeti düşük bir enerji kaynağıdır. Hemen tedbiri alıp enerjiyi artık maliyeti en düşük olan rüzgar ve güneşe çevirdiler. Artık Avrupa ülkeleri nükleer santrallerini devre dışı bırakıyorlar. Maliyeti yüksek diye. Doğadan ve doğayla uyumlu enerji kaynaklarına yöneldiler. Sürdürülebilir, yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldiler. Biz bunu yapmıyoruz. Biz tam aksine mevcut kapasitemizin iletimini devlet sağlıyor. Dağıtımını özel şirketlere vererek, elektriğe kar koyarak, kayıp kaçak zammı koyarak, vergiler koyarak en pahalı hale getiriyoruz. Oysa elektrik, enerji, ısınma, aydınlanma en temel insan haklarından sayılması gerekir. Asgari geçim itibariyle söylüyorum. Evet. Bu temel ihtiyaçların kamu tarafından sağlanması gerekir. Kamusal ihtiyaçların kamu tarafından sağlanması maliyetleri düşürür. Bakın belediyeler su sağlıyor. Su fiyatlarında bu kadar yüksek bir artış görmüyoruz. Eğer elektriği de doğal gazı da belediyeler eliyle veya bakanlıklar eliyle dağıtmaya tekrar dönebilirsek Türkiye önemli bir maliyetten kurtulur ve aracı şirketler de devreden çıkar. Aksi takdirde bu bağımlılıkla Türkiye bu sorunu çözemez. Örneklerini yaşadık. İran bir arıza var diyerek gazı birkaç gün kesti. Türkiye kendi sanayisine gaz veremedi. Peki. Ve üretimleri durdurmak zorunda kaldı. Bu Fikret abi, daha sık karşılaşırız. BOTAŞ'ın açıklaması diyor ki bilindiği üzere doğal gaz ithal bir enerji kaynağıdır. Bu BOTAŞ'ın aslında bu ilk cümleyi bu ülkeyi yönetenlere göndermesi lazım. Örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göndermesi lazım. Yani Sayın Erdoğan, biliyor musunuz doğalgaz enerjisini biz ithal ediyoruz. Bunu ekonomi yönetimine göndermesi lazım. Sayın ekonomi yönetimi, biliyor musunuz örneğin ekonomi bakanı kim? Hazine Maliye Bakanı Nebati'ye göndermesi lazım. Sayın Nebati, biliyor musunuz bu doğalgaz ithal bir enerji kaynağıdır. Yani öyle kafanıza göre ekonomi politikaları uygulayıp dövizi getirip doları
6,5-7 liralardan önce 18 liraya patlatıp şimdi 15 liraya tuttuk diye övünüyorsunuz ama işte bütün bunların maliyeti de bu şekilde ortaya çıkıyor. Madem ki dövize muhtaçsın, o zaman ne diye dövizi patlatıyorsun? Kime güvenerek patlatıyorsun? Milyonlarca yoksulun kazancına, rızkına, aşına, ekmeğine güvenerek mi bunu kazanıyorsun, bu kadar yükseltiyorsun? Nasıl olsa katlanırız diyorsun, nasıl olsa Suriye, Ukrayna olmadık diye bunlar şükrederler diyorsun. Neye güveniyorsun? Madem ki doğalgaz bir ithal enerji kaynağı, o zaman dikkatli olmanız gerekiyordu. O zaman ekonomi politikalarını ona göre yönetmeniz gerekiyordu. Şimdi gelinen noktada bütün faturayı halkın ödemesi dışında hiçbir çare bırakmıyorlar. Evet. Şimdi bu ne demek? Doğalgazı konutta %35 zam. Örneğin 700 lira geldiyse, 600 lira geldiyse, 500 lira geldiyse bunun 3'te 1 oranında artması. Evet, 500 liranın 800 evet. lira gelecek demektir. Tabii 3-800 lira olacak. 200 liralık fark. Bunlar doğal muazzam gaz. Farklar. Daha bir de elektrikteki sayın seyirciler doğalgaza da %44 getirdiler. O da bize yansıyacak. Tabii. O da tüketiciye yansıyacak. Tabii o da yansıyacak. Ya doğalgaza ne diyor? Diyor ki efendim ithal üründür diyor. 1700 lira diyor. Doğalgaz ithal ediyoruz diyor. Ya peki yani hiç mi utanmıyorsunuz ya? Peki buğday nedir? Buğday niye ithal ürün? Niye? Biz niye pirinç, mısır, mercimek, tahıl... Bunların tamamı ithal ürün haline geldi. Kağıt, şeker niye ithal ürün? Et niye ithal ürün? Daha utanmadan diyorsunuz ki ya et arıyoruz, et bulmaya çalışıyoruz diyorlar. Hı hı. Uruguay'dan et tedarik etmeye çalışıyoruz. Öyle bir şeyimiz var ki sıkıntıya düştük ki bir taraftan işte 3 kuruş 5 kuruş şey gelsin diye dövize o kadar muhtaç haldeler. 2,5 milyon küçükbaş hayvanı Katar'a gönderiyorsunuz. Bu ülkedeki ete %48 zam yapıyorsunuz. İç piyasaya da Uruguay'dan et bulmaya çalışıyorsunuz. Ya bu coğrafya yüzyıllardır besiciliğin, hayvancılığın, tarımın Anadolu toprakları, beşiği. Bu topraklar dünyanın en verimli toprakları. Ya koskoca Çukurova Havzası'nı, o Çukurova'nın en verimli topraklarını İngiltere'den getirdiğiniz çöplerin, ya çöpün gömülme alanı haline getirdiniz 3 kuruş para kazanılacak diye. Niye yaptınız bunu? Neden tarımı bitirdiniz? Şu anda bakın bir yılda bu ülkenin tarımına verdiğiniz destekleme bedeli 29 milyar lira. 29 milyar lira bir yılda çiftçiye verdiğiniz teşvik. Onun için yeterli olmadığından biz şimdi... lahananın 4'te 1'ine 10 lira, dolma bibere 50 lira para veriyor. Bu topraklarda üretilecek şeyler bunlar. 29 milyar çiftçiye verirken 3 ayda biraz önce de söyledik. Ya sadece hesap sahiplerinin paralarına faiz olarak 20 milyar lira verdiniz 3 ayda. Yani yılda bu aşağı yukarı ne eder? 80 milyar lira eder vereceğiniz. Artışlarla 100 milyar lira hesaplanıyor. Çiftçiye verdiğiniz paranın 3 katını hiç gereği yokken para sahiplerine ekstra faiz olarak ödüyorsunuz. Ondan sonra da dönüyorsunuz diyorsunuz ki ya bu 50 liraya bunu stokçular yapıyor. Bu çiftçiler var ya bu çiftçiler bunlar efendim bu ülkeye kötülük yapan, bu ülkeye yapan dış güçlerin oyuncağı haline gelmiş. Bunlar şeyler, işte hedef, onları gidin diyorsunuz şey yapın. Arkadaş, sadece şehir hastanelerine fazladan verdiğiniz, bakın sadece kamu özel işbirliği projelerine verdiğiniz kur farkı 65 milyar lira kur farkı. 65 milyar lirayı çiftçiye verseniz bu ülke abad olur. Aman Salim Bey, siz de vergi memuru gibi konuşuyorsunuz. Yani sonuçta ekonomistler yönetiyor bu ülkeyi nihayetinde. Bu tabii ki hicivdir. Abad olur, abad olur. İktidarın söylemine ilişkin. Ya utanması hicivdir. Lazım. Rusya'dan bakın, Rusya'dan ve Ukrayna'dan 50 milyar lira verilerek buğday ithal edilen bu ülke o 50 milyarı bizim çiftçimize verse ya bu ülkenin işsizlik sorunu çözülecek. Belirli oranda. Hı hı. Bu ülkenin yoksulluk sorunu çözülecek. Bu ülkenin ucuz gıdaya ulaşım temin edilecek. Ya sadece o parayı oraya değil, buraya verin ya, içeriye peki. döndürün, içeriye. Peki, bu toprakların zeytinleri ne durumda peki?
Yani ikinci şey de o. Bu toprakların zeytinleri ne durumda? Kesiliyor. Madem buğdayı gitti, madem işte diğerleri gitti vesaire. Ya zeytini ne durumda bu toprakların şu anda? Milletvekili Burak Erbay bir şarj problemi var değil mi arkadaşlar? O şarj problemini tamam halledebilirse bir bağlanacağız onda. Tarkan bile tweet, Tarkan bile deyince çok yanlış bir cümle kurdum. Çünkü Tarkan'dan zaten beklenecek bir şey hareket bu, çok özür diliyorum. Tarkan da tweet attı ve zeytin ağaçlarıyla ilgili duyarlılığını ifade etti. Nihayetinde burada da tanıdık bir firma görüyoruz. Limak. Limak. Değil mi? Yine evet. Akbelen'deki.